İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidia Margosyan, çalışmalarımız ulusal çıkarlardan kaynaklanıyor. Azeriler, Artsakh'ın Hadrut bölgesine bağlı Mohrenes köyündeki Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'ni yıktı. Bugün Rezil Kars Antlaşması'nın imzalanması günü. 15 Kasım'da Fransız Senatosu Azerbaycan'a yaptırım uygulamayı değerlendirecek. Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığının sonuçları UNESCO'ya sunuldu. Yelena Danielyan Avrupa Satranç Kulüpler Şampiyonası'nın galibi oldu. Batı Ermenistan'da kültür, kilimcilik. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidia Margosyan, Vesten Armenia TV'de Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu konferansta tartışılan ana konuları sundu. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Margosyan bu konuda şunları söyledi. Bu konferans Batı Ermenistan milletvekillerinin Batı Ermenistan'dan gelmesi bakımından da çok önemliydi. Oradaki tüm Ermenilerin soykırım, Armenosit sırasında katledildiği tezinin aksine bu adımla bir kez daha Batı Ermenistan'da aktif yerli Ermenilerin olduğu kaydedilmiş oldu. Onlar haklarının korunmasının aynı zamanda vatandaş olarak kayıtlı oldukları devlet yapımıza bağlı olduğunu anladılar. Bakan ve vatandaşlarla yapılan görüşmelere göre Türkçe konuşan Ermenilerle dil bilgisinin geliştirilmesi ve Ermeni kültürüne dönüş konusunda yapılması gereken işler var. Artsakh'ta işlenen ve Doğu Ermenistan'da devam eden savaş suçlarının Batı Ermenistan ile doğrudan bağlantısı vardır. Serb Antlaşması'nın 92. maddesi bu bağlantıyı çok iyi açıklıyor ve barışın 92. madde temelinde yapılması gerekiyor. Tanınmış bir devlet olarak biz bir hükümet kurduk ve tüm devletleri uluslararası yasalara saygı duymaya çağırıyoruz. Serb Antlaşması Ermenistan dışında bütün devletler için gerçek oldu. Bu büyük bir adaletsizlik. Kafkasya Miras İzlemen'in yeni raporunda belirtildiğine göre Artsakh Cumhuriyeti'nin Hadrut ilçesine bağlı Mohrenes köyünde Azeriler 18. 19. yüzyıllarda inşa edilen Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'ni yıktılar. Bu barbarlıkta Mohrenes köyü de aynı şekilde tahrip edildi. 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Antlaşması, 16 Mart 1921 tarihli Moskova-Sovyet-Türk Antlaşması'nın hükümlerini hemen hemen aynı şekilde tekrar ediyor. Moskova Antlaşması'na göre Kemalist Türkiye ve Bolşevik Rusya Ermenistan topraklarını fiilen paylaşıyordu. Moskova Antlaşması'nın ardından Kars Antlaşması ikincisinin hükümlerini doğruladı. Antlaşmaya göre Kars bölgesinin tamamı ile Surmalu ili, Ararat Dağı ve çevre bölgeleri de dahil olmak üzere Türkiye'ye özerk bir varlık olarak tanımlanan Nahçıvan bölgesi ise Azerbaycan'a devredildi. Sonuç olarak Ermenistan topraklarının neredeyse yarısını kaybetti. Antlaşmanın hükümleri Rus Bolşevik hükümetinin ve bizzat Stalin'in baskısı altında Sovyet Ermenistan hükümetine dayatıldı. Onlarca yıl süren manipülasyonlar nedeniyle sözde Ermenistan-Türkiye sınırı Kars Antlaşması'nın belirlediğine dair yanlış bir görüş hakimdir. Bu belgenin uluslararası hukuk açısından incelenmesi hiçbir zaman yasal gücünün bulunmadığını ortaya koymakta, bu nedenle taraflar için bir yükümlülük oluşturmamaktadır. Kars Sözleşmesi imzalandığı anda itibaren yasa dışı ve geçersizdir. Çünkü sözleşmeyi imzalayan taraflardan hiçbiri uluslararası hukuka tabi değildir. Birleşmiş Milletler'in resmi talimatına göre uluslararası antlaşmalar, uluslararası hukukun özneleri yani uluslararası kabul görmüş bir devletin meşru hükümetinin yetkili temsilcileri arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler oluşturdukları, değiştirdikleri veya sona erdirdikleri antlaşmalardır. Fransız Senatosu 15 Kasım'da senatörlerin önerdiği yasa tasarısını görüşecek. Tasarı, Azerbaycan'a yaptırım uygulanması, askeri güçlerin Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyor ve 9 Kasım 2020 tarihli Ateşkes Antlaşması'nın uygulanmasının sağlanmasını talep ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birkaç gün önce Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile Paris'te yaptığı görüşmede, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında mevzilerini ele geçirdiğini ve silahlı kuvvetlerini geri çekmesi gerektiğini duyurduğu belirtilmelidir. Macron,
Ermenistan Cumhuriyeti 13 ve 14 Eylül'deki silahlı çatışmalarının yasını yeniden yaşıyor. Durum gerçekten kritik. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan sınırında büyük çaplı askeri operasyonlar gerçekleştirildi ve çok sayıda can kaybına neden oldu. Ermenistan Cumhuriyeti toprakları hedef alındı, sivil altyapılar yıkıldı. İşgal edilmiş mevziler olduğunu dikkate alan Fransa, Azerbaycan güçlerinin başlangıç mevzilerine dönmesini talep etti. 14 Eylül'de Cumhurbaşkanı Aliyev'e sınırın çizilmemiş olmasının diğer ülkelerin topraklarına doğru herhangi bir ilerlemeyi haklı çıkaramayacağını söyledim, dedi. Azerbaycan, UNESCO uzmanlarının Ermeni kültürel mirasının yok edilmesine tanık olabileceğinden korkuyor. Bu nedenle bağımsız teknik misyonun çalışmasını engelliyor. Bu açıklamayı Ermenistan Cumhuriyeti'nin daimi temsilcisi Büyükelçi Christian Terstepanyan, UNESCO Yürütme Kurulu'nun genel oturumunda ifade etti. Büyükelçi, genel müdürün Artsakh Dağlı Karabağ ve komşu bölgelere bir misyon gönderme yönünde çaba göstermeye devam etmesini umduğunu belirtti. Azerbaycan'ın son provokasyonu nedeniyle 500 anıt risk altında. Christian Terstepanyan ayrıca Azerbaycan toplumunda kök salmış Ermeni nefretinin son derece üst düzeydeki yetkililerin öncülüğünde insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun en ciddi ihlallerine de hazır bulunanların dikkatini çekti. Ermenistan Cumhuriyeti kadın satranç takımının bir üyesi olan Yelena Danielyan Avrupa Kulüpler Satranç Şampiyonası'nın galibi oldu. Armen Press'e göre Danielyan Avusturya takımı Asvoe Pomhagen adına Avrupa Kulüp Şampiyonası'na katıldı. Kulüpte ayrıca Ukrayna'dan Anna Ushenina, Yulia Osmak ve Polonya'dan Aleksandra Maljewska da yer alıyor. Şampiyona sırasında Asvoe Pomhagen 5 galibiyet kutladı ve sadece 2 maçı berabere bitirdi. Romanya'nın Asya adlı takımı ikinci sırada yer alırken Monte Carlo adlı takım ise üçüncülüğü elde etti. Kilim dokumacılığı Batı Ermenistan kültüründe özel bir yere sahiptir. Ermenice adı karpet olan kilim, zemine, kanepeye, merdivenlere ve koridorlara yayılan, duvara asılan vesaire kalın, yünlü veya pamuklu bir dokumadır. Katmanlı veya katmansız. Kilim dokumacılığı binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Koyun, deve yünü, yumuşak keçi kılı, pamuk, ipek kilim yapımında kullanılan ham maddelerdir. Ermeni halı ve kilim dokumacılığının malzemeleri olan örgü ipleri, bitkisel, hayvansal ve mineral boyalar, aletler ve çalışma teknikleri ile nakış motifleri de eski kökenlidir. Batı Ermenistan'da Angora keçisinin yünü de yaygındı. Pamuk ve ipek ipliği yetiştiriciliğinin geliştiği bölgelerde, o bölgelerin halı yapımında da pamuk ve ipek iplik kullanılmıştır. Ermeni platosunda eski çağlardan beri farklı boya türlerinin kullanıldığı bilinmektedir. Hayvansal boyaların en önemlisi Ermenilere özgü ve büyük bir üne sahip olan ayrıca yurt dışına da ihraç edilen Vortan Garmir adlı boyadır. Vortan Garmir adlı boya Ararat Ovası'ndaki bitkiler ve kökleri üzerinde yaşayan kırmızı bir böcekten elde edilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Tankyan ve Musher Agayan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Varti Patsveli adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.